Bunlar ahiretteki bir azabı, cehennemdeki bir azabı, dehşeti gördükten sonra efendime söyleyeyim, ay yepyeni şeyler görmüş olmadılar mı? Bu imkan dolayısıyla belki tekrar hayata döndüklerinde. Birinci olarak aklıma gelen şey, Cenab-ı Hak bunları tekrar hayata döndürdüğünde yine o, yani böyle bir şey olsa faraza konuşuyoruz, cehenneme girişleri ve cehennemde yaşadıkları bölümler silinecektir. Çünkü nasıl biz bu dünyaya gelirken geçmişimizle alakalı Cenab-ı Hakk'ın bize seslendiği ''Elestu bi rabbikum, Rabbiniz değil miyim?'' diye seslendiği, bizlerin ''Bela'' diye cevap verdiğimiz, ha dünya hayatı öncesindeki yaratılışımız, ruh evremizdeki dönemlerle ilgili bir şey hatırlamıyorsak, sınav içerisinde Allah'ın ayetleri, önümüze koyduğu ayetler ile ve bu ayetleri algılayan, değerlendiren, gören, duyan, işiten kalbimiz, kulağımız, gözümüz, donanımlarımız ile, yani akletme süreciyle nasıl sınanıyor isek, sınav yine aynı alana çekilecekti geri döndürülenler açısından. Tekrar aynı zemine çekilecekti. Çünkü bu sınavdaki şartlar, bu sınavdaki argümanlar, unsurlar bellidir. Yoksa Cenab-ı Hak onlara meleklerini göstere göstere, cehennemin alevlerini belli taraftan sesini işittire işittire mi seni sınayacaktı bu ikinci hayatlarında? Hayır. Tekrar şartlar aynı konuma indirgenecekti. Çünkü insanlar akletmek, değerlendirmek üzere sınanıyorlar. Görmek, işitmek, fark etmek ve Cenab-ı Hakk'ı takdir etmek üzere. Gönüllü bir sınav ilkesi var. Bunu her sohbette konusu geldikçe söylüyoruz. Bunu atlarsak o zaman Cenab-ı Hakk'ın bizi ne tür bir ortamda sınadığını da algılayamayız. O gönüllülük, o free, o serbest ortama en küçük bir leke gelmeyecek. İnsan Rabbine isteyerek, bilerek, arzu ederek ibadet edecek. Baskı altında kalarak değil. Bu temel ilke. La ikrah fi din. Bu zedelenmeyecek. Öyle cehennemin baskısı, sesi, gürültüsü altında, melekler ortalıkta gezip dolaşırken, bu adamın zaten Cenab-ı Hakk'a ibadetinin, Cenab-ı Hakk'a teslimiyetinin hiçbir anlamı yok ki. Bu zaten teslim olmak durumunda. Allah ona tekrar emanetini verecek. Kendisini tekrar özgür hissedecek. Tekrar Cenab-ı Hak ona şükrün de küfrün de yolunu açacak. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا Tekrar imtihan başlayacak. Evrende meleklerin dahi şaşıp kaldıkları, insan ayağa tekrar kalkacak. Rabbine secde edecekse isteyerekten, ihtiyari, hiçbir görünür baskı altında olmaksızın. Karşı duracaksa da, isyan edecekse de edebilecek. Bu olağanüstü Cenab-ı Hakk'ın imtihan alanı tekrar açılacak. Yoksa cennetten daha yeni gelmiş, sağa solu cızırdıyor, yanıyor. Bu halde böyle bir ortamda kendisine ikinci bir yaşam verileceğini söylemiyoruz zaten. Demin söylediğim gibi hatırlasa bile rüyadan kalkmış gibi böyle biraz kötü bir korkunç rüya gördüm diyecek. İbret almak istese her taraf ayet dolu. Rüyaya, cehenneme hiç gerek yok. O ibret almak istemediği için zaten hemen hayatın içerisine tekrar dalı verecek ve oradan وَلَوُرُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْ Dönselerdi yine aynı kaldıkları yerden devam ederlerdi. Gerçeği tecelli edecek. وَلَوْرُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ Tekrar geri döndürülseler aynı kaldıkları yerden devam ederler. Demek ki imtihan ilkesi bozulmayacak. İmtihan ortamı bozulmayacak. Cenab-ı Hak bize melek gönderseydi dediler. Dediler ki bize Allah madem elçi gönderiyor ne diye içimizden birini seçiyor? Bir melek gönderseydi ya. Cenab-ı Hak diyor ki وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا Melek dahi gönderseydik, onu adam kılığında gönderirdik. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ Düşmek istedikleri tereddüte, kuşkuya tekrar kapı aralardık. Yani yoksa meleği melek suretinde gönderip onları art küfür yolunu tıkamazdık. Cenab-ı Hak biz insana şükretmenin de küfretmenin de yolunu açtık diyor. Burayı iyi anlamak lazım. Eğer melek açıktan surette gelirse o zaman küfretmenin yolu kapanmış olur. Artık yok saymaya dair bir yol olamaz. Artık o noktadan sonra yok saymak isteyenler, görmezden gelmek isteyenlerin
Cenab-ı Hakk'a masiyette bulunmak isteyenlerin yolu kapanmış olur. Yani yeryüzü sallana sallana deprem olduğu bir halde Cenab-ı Hakk'a karşı gelen, taşkınlık eden bir Adem'i görüyor musunuz, bir insanı? Yok. Allah'ın ayetleri bu manada tecelli ettiğinde Firavun dahi baktı ki ölümle yüz yüze, ne dedi? Âmentu. İman ettim. Dolayısıyla imkanın bittiği yerde zaten insan zorunludur teslim olmaya. Allah'ın ona bu imkanı kapatmasını zaten düşünmüyoruz. Hayatı ve sınavı sürdüğü sürece. Dolayısıyla imtihanın temel ilkesi gönüllülüktür. Gönüllülük ilkesine Allah insana bu emaneti verdi, bu iradeyi verdi. Allah direksiyonu kendisine teslim etti. İsterse şükredenlerden olacak, isterse nankörlük edenlerden olacak. Dolayısıyla dünyaya tekrar geri döndürmek isteyen bu kimselerin hallerini düşünürken, onlara aynı imkanın geri verileceğini bir an için düşündüğünüzde aynı şeyleri yapacaklarını hemencecik kestirirsiniz. Tam da kaldıkları yerden devam ederler. Değişmesi gereken şey yaklaşımdır, bakış açısıdır. Bunlar bu bakış açılarını artık sabitlemişler, fixlemişler. Bunlar böyle görmek isteyen, öğüt alma mı almamak, almayacakları hususunda kesin bir kararlılık ortaya koymuşlar. Bunlar için artık durum değişmez, netice bellidir. Yeryüzündeki hayatları 60 değil, 120 değil, 200-500 senede olsa aynı şeyi sürdüreceklerini Cenab-ı Hak ihbar ediyor. اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ Öğüt alacak kimsenin öğüt almak iradesi, istidadı, niyeti, böyle bir arzusu olan kimsenin öğüt alacağı kadar bir süreyi biz size, süreyi diyorum, bir imkanı, yani tamir, ömürlendirmeyi sadece demin de söylediğim zamana, ecele tayin etmemek lazım. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ Allah'ın mescitlerini imar eder. Ne diyoruz? Yani sadece taşların üzerine üst üste konması değil, sadece hallarının serilmesi değil, ezanının okuması da buna dahil, beş vakit namazının gerçekleştirilmesi de, oraya cemaat olarak katılınıp oranın şenlik, canlı tutulması, bunların hepsi oranın imar edilmesiyle ilgili bir şey. Sadece imar etmişsin ama içinde hiç namaz kılan yok. O cami ölüdür, imar edilmiş sayılmaz. O cami yıkıntı olmakla hiçbir farkı yoktur. O caminin ayakta olduğunu, işlediğini, canlı olduğunu söyleyemezsiniz. Dolayısıyla imar edilmek, ömürlenmek aynı kökten kelimelerdir. Ve bu sadece süreye taalluk eden bir şey değildir. Her türlü imkanı içine alan bir şey. Dolayısıyla Allah bunlara ben size göz vermedim mi, kulak vermedim mi, akredecek kalpler vermedim mi, bunları gerçekleştirecek süreyi vermedim mi, bunlar ve bu süre içerisinde sürekli etraftan size ayetler ile, ibretler ile, ibretli sahneler ile karşı karşıya sizi getirmedim mi demek istiyor. Sadece süreyi sorgulayan bir şey değildir. O yüzden de sadece süreyi sorgulamadığı için süre bakımından eşitsizliği de yanlış anlamamak gerekir. Yani Cenab-ı Hak bir kimseye 10 yıl içerisinde, 10 yıllık zaman zarfında çok daha yoğun ayetler ile, çok daha yoğun sahneler ile karşı karşıya getirir. Sınav o süre içerisinde hızlı bir işleyiş ile gerçekleşir. 60 sene yaşayan kimsenin karşı karşıya bulunduğu sorular, karşı karşıya bulunduğu imkanlara müsavi, eşit olabilir. Dolayısıyla zamanın izafiliğini görmek icap eder. Ne denli yoğun yaşadığını biz bilemeyiz o kişinin. Hangi imkanlar ile karşı karşıya geldiğini o kısacık zaman içerisinde bilemeyiz. O kadar imkanlar ile karşı karşıya gelmiştir ki Cenab-ı Hak onu o denli ayetleriyle karşı karşıya getirmiş. O denli büyük ayetlerini ona göstermiştir ki وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ اَيَتٍ اِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا Hangi ayetimizi göstersek her yeni gösterdiğimizi daha büyük bir ayet olarak gösterdik. Ama yine de inkarda ve küfürde direndiler. Allah ona o denli büyük ayetlerini bizce o kısa zaman içerisinde göstermiştir ki o bunların hepsini elinin tersiyle itmiştir. Belki daha uzun yaşayan kimseye yine aynı ayetleri o uzun zaman içerisinde göstermiş olabilir. Dolayısıyla fırsat eşitliği denen şey zamanla ilgili olan bir şey değildir. İmkanları bütün olarak düşünmek icap eder ve bu imkanların yaşanıldığı, gerçekleştiği zaman
ve imkanların kendileri birlikte düşünüldüğünde zamanın farklılığı anlaşılabilir. Biz şunu biliriz ki kısa yaşayan 10 sene diyelim yaşayan ile 60 ya 100 sene yaşayan kimse, bunlar ecellerini tamamladıkları zaman, öldükleri zaman haklarındaki şu hüküm gerçekleşmiş olur. Öğüt alacak idilerse kendilerine öğüt alacakları kadar zaman, mekan, ortam ve imkan verilmiştir. Her ikisi açısından da durum böyledir. Bunu böyle anlar, böyle tayin ederiz. Bizce zamanın farklı olması, o sadece bizim algıladığımız bir şeydir. Zamanı kim nasıl yaşıyor, onu dahi ölçemiyoruz. Bana göre bir saat nasıl geçiyor, size göre nasıl geçiyor, bunu nasıl algılıyoruz, bunu dahi ölçme imkanımız yoktur. Dolayısıyla insanların neyi nasıl yaşadıklarını ancak Cenab-ı Hak bilir, imkanları nasıl yaşadıklarını ancak Cenab-ı Hak bilir. Bize onun ihbar etmesiyle, haber vermesiyle biliyoruz ki öğüt alacak bunu imkanı değerlendirecek kimselerin değerlendirecekleri kadar bir ortamı, zamanıyla, mekanıyla Cenab-ı Hak kendilerine vermiştir. Kendimizle ilgili olarak da zaten bizatihi yaşayarak görüyoruz ki Allah bize fazlasıyla çokça merhametli, çokça toleranslı davranıyor. Çok imkanı, çok zamanı veriyor. Olanca masiyetimize, karşı gelişlerimize, zaman zaman isyanlarımıza rağmen Cenab-ı Hak bize tekrardan tövbe edecek imkanları ve fırsatları tanıyor. Tekrardan bize hidayetini tövbe etmemiz, kendisine dönmemiz için bize hidayetini nasip ediyor. Allah'ın bize imkan ve fırsat vermede ne denli bonkör, ne denli eli bol olduğuna zaten kendimizle ilgili pek fazlasıyla tanığız. Bundan en küçük bir tereddütümüz yok. Ötekiler de, berikiler de, küfür üzere olanlar da Cenab-ı Hak için ya ne kadar hala ısrarcı, hala her yönden beni zorluyor. İlla bana ayetlerini göstermek, illa bana kendini hatırlatmak hususunda ne kadar da üstüme geliyor. Bırak yakamı artık, seni görmek, bilmek, tanımak istemiyorum diye ısrarla bağıran, çağıran, direnen kimseler. Onlar da bu sürecin ne kadar uzun ve Cenab-ı Hak'tan yana ne kadar geniş olduğunun bizatihi farkındadırlar. Çünkü onlar da tam tersine suya karşı, akıntıya karşı bir savaşı verdiklerinden bu Cenab-ı Hakk'ın ısrarını, zorlamasını anlamaları için, geri dönmeleri için, anlayıp Cenab-ı Hakk'ı takdir edip boyun bükmeleri için Cenab-ı Hak'tan yana olan bu mesajın sürekliliği ve yoğunluğunun onlar da farkındadırlar. Dolayısıyla kafirler cehennemde Cenab-ı Hakk'ın veyahut meleklerin kendilerine biz size öğüt alacak kimsenin öğüt alacağı kadar bir ömür vermedik mi sorusuna hayır bize böyle bir ömür verilmedi dememişlerdir. اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ. Demek ki insan hayatı içerisinde bu donanıma, bu imkana sahiptir, bu zamana sahiptir. Tefsirlerimizde bu bazı tefsirlerde tamamen zamana indirgenmiş. Hatta rakamsal olarak ömürler dahi takdir edilmiş. İşte bu nedir en az falan demiş mesela bazı müfessirler. Demişler ki 30 sene, 40 sene, 50 sene, 60 sene. Bunlar zahit şeyler, izafi şeyler bunlar. Böyle şeyler konuşulduğunda mesela 30 yıl dediniz. Adamın kardeşi 28'inde öldü. O kalkıp diyecek ki ya benim kardeşime 20-30 sene verilmedi. 2 sene eksik. Belki o 2 sene daha kalsaydı belki bir şeyler olacaktı. Bak bir sürü günlük gazetelerde okuyoruz. Adamın yok çocuğu ölüyor, hidayet oluyor. Yok bilmem şöyle bir şey gördüm diyor, hidayet oldum diyor. Bir sürü vesilelerle istikamet kazanan insanlar var. Belki kardeşim 28 değil de 30'una tamamlasaydı o da belki böyle bir şey olurdu şeklinde aklına sorular gelecek. Halbuki bu zaman, olay sadece zaman boyutu yok olayın. İmtihan dediğimiz şeyin demin dedik pek çok boyutu var. Allah'ın hangi imkanları, hangi ayetleri, hangi kapasiteyi, hangi akletme kabiliyetini Allah adama öyle bir donanım, öyle bir akletme vermiştir ki, öyle bir zeka, öyle bir kabiliyet vermiştir ki o donanımı ile ayetleri öyle bir değerlendiriyordur ki Berik'in 60 yılda değerlendirdiğini o 2 senede görüyor, fark ediyor, künhüne eriyor ama ona rağmen karşı duruyor. Dolayısıyla eşitlik sağlanıyordur. Eşitlik nerede sağlanıyor? Öğüt alacak kimsenin öğüt alacağı kadar bir ömrün gerçekleşmesi hususunda. Bu sağlandıktan sonra zaman, şu bu bunlar
izafi şeyler. Aqulu kavli hâzâ ve estağfirullâhel azîme lî ve lekum ve lisâir müminîn.